Bugün renkli, şık, hoş, seyyar veya sabit kullanımlar için alet kutuları yapacağız. Bu yapımda geri dönüşüm malzemeleri kullanılmıştır. Arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olarak bizlere destek olunuz. Teşekkür ederiz. PVC borumuzu istediğimiz kutu boyutlarında kesiyoruz. Kenarlarından küçük bir delik açarak boyama işlemi için geçici tel askılarını takıyoruz. Elimizde arta kalan renkli sprey boyalarımız bunlar. Ve hepsini rengarenk boyuyoruz. PVC boru çapına göre aralıklarını tespit etmek için işaret tahtamızı kullanıyoruz. Delme işleminde merkezlerin kaymaması için noktalama vurgularını yapıyoruz. PVC boru çapındaki panç ile deliklerini açıyoruz. Eşit ölçülerde parçalarımızı kesiyoruz. Yine eşit ölçülerde olması için topluca parçalarımızın ön taraflarına oval görüntü veriyoruz. Kenarlarına zımpara işlemini uyguluyoruz. Alt ve üst parçaların montajlarını yapıyoruz. Sabitleme işlemi için hızlı yapıştırıcı uyguluyoruz. Arka parçaları kutularımızın ölçülerine göre kestikten sonra karıştırmamak için numaralandırıyoruz. Yapıştırıcı atıklarını temizliyoruz. Arka askı tahtalarının çengel delik yerlerini tespit ediyoruz. Askı tahtasının deliklerini bu şekilde deliyoruz. Şimdi askıya kolay asmak için 16 mil kelebek matkap ile daha önce deldiğimiz deliklerin hemen altına yerlerini gördüğünüz gibi tespit ederek aynı işlemi uyguluyoruz. Askı deliklerinin son şeklini iskarpela ve törpü ile veriyoruz.
Alet kutularımızın arka parçalarını tutkal ve çivi tabancası ile sabitliyoruz. Farklı ölçülerdeki tüm alet kutularımızın montaj işlemini bitirmiş durumdayız. Kenarlarına vernik uygulaması yaparak kuruması için bekletiyoruz. Kuruma işlemi sonucu gördüğünüz gibi çok şık ve hoş görüntülü alet kutularımız bunlar olacak. Bazı kutuların içerisine koyacağımız gereçlerin durumuna göre böyle iç bölmeler oluşturuyoruz. Alet panomuza sabitleyeceğimiz kutuların asma tahtalarını yapıyoruz. Askı çubuklarımızın uçlarını taşlama ile yuvarlıyoruz. Hızlı yapıştırıcı kullanırken dikkat etmek gerekiyor. Gördüğünüz gibi yapıştırıcı elimizin birçok yerine yapışmış vaziyette. Askıları sabitleme tahtasına eğik vaziyette takabilmek için delme işleminde kullanacağımız böyle basit bir açı aparatı yaptık. Askı deliklerini bu şekilde eğik vaziyette açmış bulunmaktayız. Askı çubuklarımızı yerleştiriyoruz. Çubukların arkadan çıkan fazlalıklarını kesiyoruz. Askı çubuklarının sağlam olması için böyle ikişer adet delik açıyor. Ve yapıştırıyoruz. Sabitleme tahtalarının kenarlarına taşlama ile oval şekil veriyoruz. Sabitleme tahtalarının montaj deliklerini açıyoruz. Alet panomuza montajlarını yapmaya başlıyoruz. Montaj işlemi bittikten sonra alet kutularımızı denemek için yerleştiriyoruz. Sonra alet kutularımız içine ilgili araç gereçlerimizi koyduk.
ve tüm kutularımızı böyle askılarına takmış ve kullanmaya hazır hale getirmiş bulunuyoruz. Arkadaşlar, diğer alet, araç ve gereçlerimize de bu tür aparatlar yaptıktan sonra komple alet panomuzu sizlerin izlenimlerine ve beğenilerine sunacağız. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Başka videolarda buluşmak üzere. Sevgiyle kalın.